Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Fenerbahçe'ye sürpriz Sabek Jonas Svensson. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. Adana Demirspor'da forma giyen Jonas Svensson'u gündemine aldı. Kaç kişiyle? Şimdi bu sezon başarılı bir performans gösteren Bright Osayi Samuel talipleri olduğu öğrenilmiş. Osayi'nin Allah Allah. İyi en azından haberde doğru bir şey var. Fenerbahçe 25 yaşındaki Yıldız için Rangers ile Troyes'in e, istekleriyle karşılaştı. İki kulüp de Fenerbahçe'den transfer etmek istiyor. 2021 yılında 500 bin euro yak katlı diyor. 508 bin euro. Yani haberinde komple yalan vardı. O yüzden bunları belirtmek istedim. Olası ayrılığına karşılık Svensson listeye dahil edilmiş. 30 yaşındaki Sabek bu sezon Süper Lig'de 29 maçta görev aldı. 4 asist üretti. Adana Demir'le sözleşmesi 30, Haz 30 Haziran 2024'te bitecek. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro diyor. Ee, güzel yani güzel. Hoşuma giden yalan bir haber. Çok güzel yalanlamışlar. Yani yalan bir haber yapmışlar. Tebrik ederim. İyi dans ederim. Israr ederim. Helal olsun yani çok güzel. Güzel bir palavra haber yapmışlar arkadaşlar. Yani daha söyleyecek bir şey yok. İki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Eksik para haberde. Gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Fenerbahçe ve transfer çalışmalarında sürdürüyor. Ancak kiradan dönecek iki isim sezon başı kampında yer alacak. Şimdi kiralık olarak giden iki tane isimden bunların ee, kampta yer alacağı söyleniyor. Augsburg'da sezonu geçiren Berisha'nın bon servisini Almanların alacağı konuşuluyor. Hull City dönemi sonu eren Pelkas'ın ülkesi ekiplerinden Paok'la anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Dolayısıyla Fenerbahçe opsiyonu kullanıp sözleşmesini uzatmayacak. Genk'le Belçika şampiyonluğunu son maçta kaçıran Samatta ve Braga'da kiralık oynayan Buruma ise sezon başı kampına katılacaklar diyor. Şimdi ben neyden korkuyorum biliyor musunuz? Ya bunu söylememem lazım. Çünkü o kadar lanet bir şey söyleyeceğim ki. Hocam ağzından gel alsın. İşte şöyle böyle falan diyeceksiniz. Keşke söylemeseydin diyeceksiniz. Söylemesem mi acaba? Ben şundan korkuyorum. Edin Cekodur, Firmin Odur, Ahmet'tir, Mehmet'tir gidip uğraşılacak. Beceremeyeceğiz. Kalacağız sezona. Batşuay, Cao Pedro, Samatta'yla. Yani bundan korkuyorum. Çok ama çok korkuyorum. Hocam o kadar da salak değildir herhalde Fenerbahçe yönetimi şimdi ikinci korktuğum şey ne? Buruma. Rian Kent'i aldık. Ulan bir de Buruma var. Al sana sol kanat. Yeter. Bak Portekiz'de adam coştu. Öbürü de İskoçya'da coştu. Oh mis. Bir İngiliz bir Portekiz. Biz karnemizi isteriz deyip. Bu korktuğum şey. Allah rızası için. Bak videoyu beğenen sayısından anlayacağım. Korkan tek ben değilim değil mi? Videoyu beğenen sayısından alacağım. Bundan korkan, bu senaryodan korkan tek ben değilim değil mi? Hocam bak. Bunlar sana böyle haberler yaptırıyorlar. İyi futbolcular yazdırıyorlar. Sen iyi futbolcuları kapaklara koyun. Biz izliyor. Getire getire çöp getiriyorlar. Diyen tek değilsiniz değil mi? İçinizden de olsa söylüyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Bilmiyorum sizi rahatlatmam için. Sizi pomp yani size rahatlama pompalamak için. Bana verilen duyumu söylüyorum. Samat da tam olarak Fenerbahçe'ye dönmedi. Genç Şampiyonlar Ligi potasında bitirdiği için orada elemelere katılacak. Şampiyonlar Ligi grubuna girip girmemesi de hani kesin değil açıkçası. Ha bilmem kaçına kadar. Ancak sözleşme gereği Şampiyonlar Ligi potasında bitirdiği için 3 milyon euro'yu verip alacaklar diye biliyorum. Ama ben bu duyuma inanmıyorum. Onu söyleyeyim. İkincisi Buruma'nın 5,5 milyon euro opsiyonla Braga'ya gittiği söylentileri vardı. 5,5 kullanacak olan kullanırdı. 4250 aldın. Umarım kullanırlar. Bak kullanmazlarsa bizde iş yapar mı? Biz beceremiyoruz. Biz becersek yapar. Hocam bir de orada Rossi var. Ha, bir de Rossi var. Asıl korktuklarından bir tanesi de bu. Kenti sağ kanada atalım. Rossi buruma solda oynasın. Emre Mor da var. Oh yeter. Ne transferi şu ekonomik bütçede derse Ali Koç. Siz bilin ki Ali Koç büyük Fenerbahçe düşmanıdır. İyi de hocam dolar artmadı mı? Euro artmadı mı? İyi de kardeşim Fenerbahçe'nin marka değeri düşmedi mi? Kaç milyon euro Fenerbahçe'den daha önemli? İddiaya girelim mi sizinle? o. Zaha, Hakim Ziyek. Üçünü transfer etti. Dedik imza parası artı bonservis 10 milyon euro. Futbolcuların yıllık ücreti 12 milyon euro. Toplam 22 milyon euro. Ne yapar? 600 milyon TL civarında bir para. 30 milyon Fenerbahçeli var. Herkes 20'şer TL versin. Şöyle olsun böyle bak 20'şer TL versin. 30'ar TL versin. 100'er TL versin dedim. Emin olun. Bak emin olun. Bu futbolcuların bonservis artı yıllık ücretlerinin yarısını bir ayda çıkartırız. En az bir ayda. Daha bunun Feneriyum satışı var. Forma satışı var. Cart satışı var. Cürt satışı var. İşte taraftar buna kızıyor tam olarak. Zaha Hakim Ziyeki al. Sola Zaha'yı al. Forvet'e Firmino'yu al. Arda Güler de var. Evet, 4. Kenti yedek kullan. Emre Mor'u getir. Kabul. Hani işin bir de şu boyutu var. Samat dayı 3'e. Lan 3'e de bakmıyorum. 2'ye. Burumayı 5.5. Beş 5.5'da buçuk. Beş buçuk da, da, değil. 4'e sat. 6 milyon euro para. Berisha'yı 4'e sat. 10 milyon euro para. Al. 10 milyon bonservis paraları geldi. Zaten bunlara vereceğin yıllık ücretle bunlara vermiş olacaksın. İşte bizim kızdığımız bu. Brezilya'ya gitti. Enner Valencia. İnternasyonelden. Eee. Kap açıklaması da geldi. Valencia'ya Fenerbahçe'den bir veda geldi. 3 sezon boyunca formamızı terleten bu sezon gösterdiği performansla adını Fenerbahçe tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz şeklinde. Valencia Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maçta gol atan Aykut Kocaman'ın gol rekorunu da kırmıştı. Aykut Kocaman 32 goldü 94-95 sezonunda. Valencia'da 33 gol atmış oldu. Ben şunu söyleyeyim. Bakın Valencia'da beyin yoktu. Bize forvetin beyinlisi lazım. Valencia'da maalesef bu beyin yoktu. Ben daha da komik bir şey söyleyeyim. Hadi Samat da elden çıkartın. Ulan Batshuayi var. Cao Pedro var. Serdar Dursun da var. Ne gerek var forvete? Lafını duyacağımızdan eminim. Çünkü iş oraya gidiyor. Yok. Musa Dembele devre arasında yoklanıldı. Nabız yoklanıldı. Denedik, ettik. Bir tane duyum gelmiyor. Bir tane duyum gelmez mi? Gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. İkincisi Firmino bak. Firmino'yu çok söylüyorum. Rogon başkanı 4 imza parası. Yıllık 4 milyondan 4 yıllık sözleşmeyi imza attırırım diyor adam. Adam daha ne desin? Adam daha ne desin? Ve bu kafayla gidersek. Firmino gidecek başka takıma. Hocam 6'ya 5'e gidecekmiş. Ya onlarda vergi %50'ye yakın. 6'ya gitse eline 3 geçecek. Ve oralarda hayat pahalı. Türkiye'de hayat bedava. Euro ile, Euro ile maaş alana hayat bedava. Aha, hocam İrfancan Kahveci ne yapacak? Onu da çok sordunuz. İrfancan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci tüm zaferler için teşekkürler hatırlanacaksın Fenerbahçe diye bir paylaşım yaptı. Ve dediniz ki Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Arkadaşlar bakın ee, ayrılacak olayını ben doğrulayamam. Teklif alıyor. Teklif var. Teklifler var. Ancak gidecek gitmeyeceği ben bir şey diyemem. Ha şunu söyleyeyim. Öngörülerime dayanarak, yılların verdiği duyumculuğa dayanarak, yılların verdiği yorumculuğa dayanarak söylüyorum. %99 kalacak. İrfancan kahveci. %99 kalacak arkadaşlar. Bakın %99. Ha nasıl gider? Ya Hal City'ye Acun Ilıcalı çağırır. Emre'yi teknik direktör yaparlar ki bunu unutmayın. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Emre Belezoğlu'nun Al City'nin teknik direktör olma ihtimali var. Böyle bir ihtimal olursa İrfancan e, İrfan Can Kahveci gidebilir. Bunun dışında hani Mert Hakan gider bir yere, Ozan Tufan gider bir yere derler, derler ki hadi okey'e üçüncü arıyoruz sen gel dördüncüyü de buluruz derler o zaman gider yoksa yüzde doksan dokuz Arda Güler. Arda Güler için sıraya giren yeni takım Bayern Münih olmuş. Hayırlı olsun. Posta gazetesinin posta verdiği haberde. Fenerbahçe Arda Güler ve ailesine birlikte bu hafta içi bir görüşme gerçekleştirecekmiş. Serzen Hamzoğlu öyle söylüyor. Aile ortamında bir sohbet etmek istiyorlar. Ali Koç en az bir yıl daha takımda kalmasını istiyor. Arda Güler ve ailesi de biz Fenerbahçe'yi mutsuz ederek buradan gitmek istemiyoruz diyorlar. Ve şu anda Arda için 4 ligden 20-25 milyon euro civarında teklifler varmış. Serzen Hamzoğlu söylüyor. Ben 25'e satmam Arda'yı. Benim çok büyük bir korkum vardı, çok büyük. Neydi o korkum? Ulan bir yere kadar gider, sonra bayır aşağı e, gidersen ne yaparız diye çok düşünmüştüm. Arda Güler bayır yukarıya gitmeyi çok çok iyi öğrendim. Ben başka bir şey söyleyeyim size. Biz aslında yanlış yapıyoruz. Harbi söylüyorum bak. Biz aslında yanlış yapıyoruz. Biz bir de Ömer Faruk Beyazı getireceğiz. Diyeceğiz ki bak. Bak. Fenerbahçe'yi bırakıp kaçıp gittin. Eline ne geçti? Diyeceğin. Ha Ömer Faruk Beyaz'da hala bir yetenek ihtimali varsa aslında denenebilir. Ee, sonuçta altyapından çıktı. Hocam o bizi sattı. işte, o bize şöyle yaptı böyle yaptı. Ben çok şey değilim bak. Bunu yaptığımız için belki de satıyor futbolcular bizi. Arda Güler konusunda dediğim gibi Arda uzatır. Rahat olun Arda da sıkıntı olmaz. Ömer Faruk Beyaz'da ben olsam geri getiririm. Not Belki de subliminal bir duyum veriyorumdur benden uyarması. Crespo, Emre Mor ikisi benim kafama çok takılıyor. Niye çok takılıyor? Crespo'yu geçen sene e, Vitor Pereira döneminde aldık. Şahane bir performans sergiledi. Birçok kişinin gözüne girdi. Hatta Atletico Madrid'in radarına girdi. 8 milyon euro teklif edildi. Biz 12 istedik. Aç gözlülüğümüz de yani dünyaya bedel. Biz göndermedik. Bu sene Jorge Jesus kalırsa kesinlikle ve kesinlikle gitmek istiyorum dedi. Ee, Crespo. Ama orada aykırı bir cümle kullanmış olabilir. Yani Ali Koç ve yönetim aleyhine aykırı, tuhaf, böyle edep sınırları dışında bir şey kullanmış olabilir. Crespo'ya gelen teklifler değerlendirilecek. bilginiz olsun. Emre Mor. Bence Türkiye Ligi'nin en yetenekli kanat oyuncularından bir tanesi. Bence Türk milli takımını da kesinlikle hak eden bir isim. Ancak Emre Mor... E Yanlış teknik direktör kurbanı oldu desem yalan söylemiş olmam. Jesus'un yanlışlığı bu şekilde arkadaşlar. Yani Jesus'un yanlışlığı Emre Mor'u geriye itti. Bence bana kalırsa. Bu benim şahsi fikrim. Ama Emre Mor ona da teklifler var. Şu an Crespo'ya 8 bulsa teklif satılır. Emre Mor'a da 8 bulsa o da satılır. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Cao Pedro. Ya ben bunu boşuna söylemiyorum. Cao Pedro Türkiye'de memnun değil. Hani İtalya'yı özledi. Zaten Türkiye'de de yaşadığı bir sakatlık var. İtalya'dan takımlarla menajeri görüşme halinde duyarsınız. Çok yakında duyarsınız. Bir İtalyan takımına çok fazla zarar etmemek ya da e, hani çok fazla zarar etmeden ya da hafif karla satılabilir. 7,5 milyon euro veren bir Arap kulübü vardı. Ama Arabistan'a gitmek istemiyor sanırım. Yoksa 7,5 milyon euroyu verdiği anda Fenerbahçe kulübü zaten kabul eder. Futbolcuya da dolgun maaş verirler. Bakalım ne olacak. İtalya demişken aklıma geldi. Bologna Rossi'yi istiyor haberi çıktı sosyal medyada. Ya Bologna Rossi'yi. Fenerbahçe bon servisine 5,5 verdi. Hani kira parası da illaki vermiştir diye biliyorum. Vermese bile hani bu Rossi'yi kimse 5,5 altın üstüne alacağını zannetmiyorum. Hani European Fenerbahçe'yi alın ben başka yere satarım diyerek verdi ama Fenerbahçe'nin elinde patladı diyorlar. Ben durumun o kadar o kadar da kötü olmadığı görüşündeyim. İtalyan pasaportu var Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği futbolcu olarak sayılıyor. Ben dediğim gibi biraz bekleme taraftarıyım. Rossi'de her an her şeye hazırlıklı olun. Son olarak da Atilla Selahim. Atilla Salahi Fenerbahçe'deki ilk sezonunda radarlara girdi. Birçok takımın dikkatini çektim. Ancak bu sezon Atilla Salahi'de büyük bir düşüş var. Çok ciddi, çok büyük bir düşüş var. Ve e, bu sezon iyi bir bonservis bedeliyle gitmesini hepimiz canı gönülden temenni ediyoruz. Ancak gider mi? Sanmıyorum arkadaşlar. Evet bütün duyumları şöyle kısaca üstünden geçip toparlayacak olursak. Devre arasında almaya çalıştığımız Musa Dembele'den haber yok. Firmino için 4-4-4 söyledim. Arda Güler kalacak. Crespo'ya 8 gelirse gider. Emre Mor'a 8 gelirse gider. Rusi kalacak gibi. Salahi'ye gelen teklifler değerlendirilecek. İngiltere Ligi ya da başka lig olabilir. O sayı bence gidecek. Bence Salah'ı da o sayıda %100 gidecek. Samatta'nın durumu dediğim gibi Şampiyonlar Ligi potasında bitirdikleri için durum farklı olabilir. Sezon açılışında görürüz. E, teklif vardı. Bon servisli. Ancak bakalım ne olacak izleyeceğiz. Rossi. Bence Rossi'ye kulüp arıyoruz. Adına demir. Jonas Svensson külliyen yalan. Berisha gidecek gibi duruyor. kasla sözleşme uzatılmayacak. O da gidecek. Valencia zaten gitti. Serdar Dursun yeni teknik direktörü de o. alabilir. Mesela bir Sergen Yalçın'a alabilir. İrfan Can Kahveci %99 kalacak. Emre Belezoğlu Hal City'yi unutmayın. Ömer Faruk veya düşünülebilir ya da düşünül düşünülüyor. Cevap Pedro'nun gitme ihtimali yüksek. Benim aktaracaklarım bu kadar. Gerisini beğenmeyi, abone olmayı, şunu bunu size bırakıyorum. Görüşmek üzere dostlar.